Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karaylı TYT Geometri Kampı'nın 11. haftasının 3. videosundayız. Para kenarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paraya kenarda alana başlayacağız bu dersimizde. Kitabımızda da sayfa numarası 109, 110 ve 111 e işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Paraya kenarın alanı taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Tabana ait yükseklik mesela bu da olabilir. Şu da olabilir. Dışarıda da düşebilir. Çünkü paralel iki doğru arasındaki şu dikmeler her zaman her yerde aynıdır. İşte taban A iken yükseklikler dediğim gibi daha değişik bir şekilde olabilir. Yani A tabanına ait yükseklik kaç ise A çarpı aşağı ya da B tabanına ait yükseklik HB ise B çarpı H B şeklinde bulunur. E hocam niye öyle? Çünkü paraya kenar iki tane eş üçgenler oluşmuyor muydu? Evet hocam bunun alanı A çarpı H bölü 2. E bunun alanı da A çarpı H bölü 2. Topladığın zaman A çarpı H A yapıyor mu? Yapıyor. Yani kısaca şu yükseklikse eğer ne diyeceğiz biz buna? Alan a çarpı tabana ait yükseklik yani taban çarpı tabana ait yükseklik ya da b çarpı b tabanına ait yükseklik şeklinde sonuca ulaşıyoruz. E, hocam başka formülü var mı? Var. Sinüs alan formülü var ama gerek yok. Çünkü burası özel açıysa yüksekliği zaten bulabilirsin. İşte kollar çarpı sinüs alfa bölü 2 üçgenin alanıydı ya. 2 tane üçgen olduğundan kollar çarpı sinüs alfa sinüs alfa şeklinde de sonuca ulaşabilirsin tabii ki ama bence gerek yok. O yüzden yazmıyorum bile. Hadi bakalım direkt örneklere başlayalım. Hocam 6 verilmiş 4 verilmiş alan nedir diye soruluyor. E 150 ise burada kaç kaç derecedir? 30 derecedir. Taban çarpı tabana ait yükseklik olduğunu biliyorum. 30'u gören insan evladı hop şuradan yüksekliği çizer mi? Çizer. Hocam 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 der. Taban 6 iken yükseklikte 2 oldu. E alanda 6 çarpı 2'den 12'ye eşit oldu. Cevap 12. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, burada karışık para kenar içerisinde garip bir şeyler var burada. Eyvah ne yapacağız? Şekildeki birim kareli zeminde. Birim kareli dediği için bir kenarı bir birim olan kareler yani bunlar. Bu şekilde paralel kenar çizilmiş. Buna göre boyalı paralel boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Buna ayrı buna ayrı buna ayrı buna ayrı bulamam. Ama bak şuradaki boyalı bölge şu paralel kenarın bir parçası değil mi? Evet hocam ben bu paralel kenarın alanından ki taban belli mi? Şöyle baktığın zaman belli değil ama. Şu yukarıdan belli. 1, 2, 3, 4. 4 burası. Bu paraya kenarının alanı taban çarpı. Yani tabanımız kaç? 4. Taban çarpı tabana ait yükseklik birim karenin bir kenarı olduğu için. Evet yukarıdakini şöyle y ile göstereyim. 4 çarpı 1'den neyi çıkartacağız arkadaşlar? 2 tane birim kareyi çıkartacağız. Birim karenin alanı nedir? 1'dir. Yani 2 çarpı 1'i çıkartacağız. O zaman yukarısı 4 yaptı. 4 eksi 2'den 2 yaptı pardon. Şimdi aşağıdakine bakalım. Aşağıdaki de hocam şu paralel kenarın belli bir parçası değil mi? Evet şunlar karşısında kenarlar paralel ya. E hocam taban belli mi? Belli. 4. Tabana ait yükseklik belli mi? Belli. Şu yükseklik burada da var zaten. Yani burası 2. 4 çarpı 2'den 1, 2, 3, 4 tane birim kareyi çıkartacağım. Yani 4 çarpı 1'i çıkartacağım. 8'den 4 çıktı 4 yaptı. O zaman tüm alan ne yapıyor arkadaşlar? 2 artı 4'ten 6'ya eşit oluyor. Tam sınav ayarında güzel, kolay bir soru arkadaşlar. Yani aslında zor gibi gözüküyor ama baktığınız zaman çözümü çok kolay. Gerçekten çok hoş. Yani TYT'de de AYT'de de çıkabilecek bir soru tarzı. Eğer yani bunun mantığında bir soru. İlla bu soru demiyorum. Bunun mantığında bir soru karşılaşabileceğimiz bir soru arkadaşlar. Hoş bir soruydu. Geldi gördükçe Evet neler verilmiş? Hocam bir kere burası 6. Tamam. E burası 90'sa hop Z'den dolayı karşısındaki 90'ı yapıştırıyoruz değil mi? Artık bunu unutmuyoruz. Tamam. 2 var. 6 var. 5 var. Hmm. Hocam burası 5 iken burası da 5'tir. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. A 1 2 kök 5 üçgeni 3 kök 5 yaptı. Hocam burası da 3 kök 5 oldu mu? Oldu. Sen bu soruyu bu üçgenle bu üçgenle benzerlikten de çözebilirsin. Ama ben alandayız ya. Alandan çözeceğim. Alandan nasıl çözeceksin hocam? E tabana ait yükseklik var. Ki zaten benden bu isteniyor. Bu paralel kenarın alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik 3 kök 5 çarpı x aynı zamanda neye eşittir? Bu tabana ait yükseklikte de bu değil mi? Evet 5 çarpı neye eşittir? 6 eşittir. E o zaman buradan şu üçler sadeleşsin. 2 x de böylelikle 10 bölü kök 5 yapar. Kök 5 eşleniyle çarparsak 10 kök 5 bölü kök 5 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 çıkar. Evet örnek 3 2 kök 5. Geldik örnek 4'e. Aşağıdaki şekilde birbirine eş paralel kenar şeklindeki 8 eş kartondan bir paralel kenar oluşturmuştur. Eş yapılar ÖSYM'nin en çok sevdiği. Hadi bakalım nasıl bir soruymuş. Kartonlardan oluşan bölgenin içinde kalan beyaz bölgenin alanı ile 8 kartonun toplam alanı birbirine eşittir. arkadaş biz bir tane kartonun alanına A diyecek olursak beyaz bölge neye eşit olacakmış? 8 tane A'ya eşit olacakmış. Tamam şurası da A burası da A hepsine yazmayayım istersen. E ne yapacağız burada? Buna göre kartonlardan birinin uzun kenarı kısa kenarının kaç katıdır diye bir şey söylüyor. Arkadaşlar öncelikle biz üçgende alan dağıtmayı biliyoruz değil mi? Üçgende alan dağıtma nasıldı? Bak üçgende alan dağıtma burası 2 burası 3 ise tepe noktaları aynıysa üçgende alan dağıtabiliyorduk. 2'deki alan 2A ise 3'deki alan 3A diyorduk değil mi? Paralel kenarda bu alan dağıtımı oluyor mu? Oluyor. Birer kenarları eşit ortak kenarlara sahip paralel kenarlar olduğu zaman Diğer kenarlarındaki orantı kadar mesela 2K 5K burası 2A ise burası da 5A şeklinde alan dağıtabiliriz. Çünkü niye? Birer kenarlar ortak. Çizilen yüksekliklerde ortak olmuyor mu? Yani burada da temel mantık neydi? Tepe noktalarının aynı olması, yüksekliklerin aynı olması, birer kenarların aynı olması, buradaki çizilen yükseklikle buradaki çizilen yüksekliğin aynı olmasından dolayı geliyor. Hatta bu paralel kenar şöyle bile olsaydı bu sefer bu kenarlara eşit değil mi? Ya da şu kenarları ortak. E o zaman burası atıyorum K. 2K ise K'de kalan A ise 2 K'de kalan 2 A diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü çizilen yükseklikler birbirinin tıpkısının aynısı olduğu için bu şekilde alan dağıtım yapabiliyoruz. Peki burada nasıl yapacağız? E hocam şuraya bakacak olursak burası bir kenara A diyelim. Kısa kenar. E hocam şu kenarda B ise şuraya da A ya burası da A ya. Burası B eksi A burası da B eksi A değil mi? Aynı şekilde burası da B eksi A burası da B eksi A değil mi? Evet ben o zaman şunu şöyle çizecek olursam dostlar şu eşitleri kullanacağım. Aa hocam karşıtlı kenarlar birbirine eşit ve karşıtlı kenarlar paralel paraya kenar oldu. Bu da paraya kenar. Aynı şekilde dikkat et şu kenarlarda birbirini ortalıyor. Aynı mantıktan dolayı ben şunu da söyleyebilirim. Hop şunu da şöyle çizip söyleyebilirim. Hocam burada da şunlar hepsi birer paraya kenar oldu. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel ya da karşıtlı kenarlar eşit ya da ikisinin karışımı. Hem eşit hem paralel olduğunda da aynı şekilde söyleyebiliriz. E burada nasıl bir şey yapacağız? Buradaki paralel kenarlar da dördü de eş paralel kenar olmadı mı? Ya da şöyle diyebiliriz. Hocam şurası şöyle düşünecek olursak bir çizmeden önce düşünsene şunu. Hocam bunun tamamı 8A ya. 4A 4A diye paylaşacak. E ben şunu şöyle çizersem ne oluyor o zaman? E burası da hocam aynı şekilde paylaşacak. Çünkü bunlar da birbirine eşit olduğu için. Şurası 4A'dı. 4A'yı 2 eş parçaya bölecek. 2A 2A şeklinde paylaşır mı? Buradaki alanları paylaşır. Ya da hocam eş paralel kenar olduğu için alanlar da eş olacak. O yüzden 2A 2A oldu diyebiliriz. E buradan sonrasında bak şurası A iken burası 2A. O zaman ben buraya A demiştim tabana. Burası da 2A olmak zorunda değil mi? Evet. Yani biz burayı kaç bulduk o zaman arkadaşlar? 3A bulduk. Şimdi ne diyor bize? Kartonlardan birinin uzun kenarı kısa kenarını kaç kattır diye soruluyor. Uzun kenar 3A kısa kenarda A. 3A bölü A isteniyor. Cevap da 3 çıkar. Mükemmel bir soru arkadaşım. Gerçekten bak bu sene eklediğim sorulardan biri. Böyle bir soru piyasada zaten yok. İlk defa belki burada göreceksiniz. Burada görüyorsunuz bu tarz soruyu. Mükemmel bir soru. Bu soru sınavda çıkmaya aday sorulardan biri arkadaşlar. Güncellediğim sorulardan biri. Gerçekten hem burada yeni bir şey öğrendik. Ki mantığında zaten üçgenden itibaren getiriyoruz. Mantıkları birbirine yapıştırıyoruz böyle. Birbiriyle iç içe olan mantıklarla gittiğiniz zaman çok iyi şeyler olmuyor mu? Akılda daha iyi kalmıyor mu daha doğrusu? Bence kalıyor. Evet örnek 4'ü 3 bulduk geldik alan özelliklerine. Şimdi gençler bunlar temel yapılardır. Bu temel yapılara dikkat etmek lazım. Paralel kenarda tüm alana estersek bu köşegenler çizildiği zaman bu dörtte biri oluyormuş. Bir köşegen çizildiği zaman bu yarısı oluyormuş. Bunu böyle çizdiğimizde iki eş parçaya böldüğünde 4'te bir oluyormuş. Şuradaki orta noktaları aldığımızda da bu da 8'de biri oluyormuş. Bunlar temel yapıdır. Bu temel yapılardan neyi bileceksin? Mesela bunu bileceksin. E bunu bilince zaten bunu otomatikman biliyorsun. Bunu bilmene gerek yok ama yine temel yapılar arasında bilsen iyi olur. Bunu bilmene hiç gerek yok zaten. Hepsi de birbirinde kendisi de çıkacak. Nereden çıkacak? Temel yapı olarak aklınıza kalacak. Ama ispatını yaptığın zaman aklınıza kalacak. Şimdi tüm alan es Köşegenler çizdik. Köşegenler çizdiğimiz zaman köşegenler birbirini ortalıyor. Çizgiye çizgi, çift çizgiye çift çizgi. E ben çift çizgide başlayayım. Şurada kalan A dersem, çift çizgide kalan A ise, çift çizgide kalan A. Ne yapıyorum? Alan dağıtıyorum. Çizgide kalan A ise, çizgide kalan A. Çift çizgide aysa A ise, çift çizgide A. A hocam, A A A A. A. Tüm alan 4A. Burası da 4'te birim yaptı. Evet. Ya yani tüm alan esken burası da S bölü 4 oluyor arkadaşlar. E hocam iki köşegeni çizdiğimizde 4'te 1 oldu burası. Bir köşe çizdiğimizde tüm alan 4A'dı değil mi? Dikkat et. Burası 2A, burası da 2A. İspatı bir öncekinde. Şurada var zaten. Hocam burası 2A, burası da 2A. Gerçekten tüm alan 4A iken burası 2A oldu. Yani tüm alanın yarısı oldu. Hatta burada tüm alanın yarısı olmasıyla ilgili 5 yıldızlı özellik var. Onu bir sonraki videoda anlatacağım. Orada daha detaylı bir şekilde anlatırım. A bunun yarısı olması anlaşıldı herhalde. Temel yapıdır. Bilmeniz lazım. Sonra buraya geldiğimiz zaman. E hocam Burada eşit oldu da dörtte biri diye bir ezberleyeceğiz mi? Bak şimdi ispatını yapınca sen de sorularla karşılaştığın zaman birkaç defa ispatını yap kalacak zaten. Çünkü bu da kullanılıyor. ÖSYM'nin sevdiği bir şey. E hocam burada oranlama var. Oranlama varsa ne yapacaksın? Alan dağıtacaksın. Hadi dağıtalım. Hop. Çift çizdeki alan A ise çift çizdeki alan A dedin. A hocam burası 2A. E burası da 2A olur. Tüm alan 4A oldu. Burası da A olduğu için 4'te 1'i tüm alanı esken 4'te 1'i S bölü 4 olur arkadaşlar. Yani buradan karşı köşeye iki eş parçaya böldüğü zaman 4'te 1'i. Ha bu şöyle de olur. Buradan böyle böldüğü zaman da yine burası S bölü 4 olur mu kardeşim? Olur. Tamam. Peki bunlar böyle eşit eşit yani orta noktaları birleştirdiğimiz zaman S bölü 8 bunu ezberleme. Niye? Alan dağıtmayla yapacaksın zaten sen bunu. Hop şöyle. Çizgideki alan A ise çizgideki alan A diyeceksin. Çift çizgiden çift çizgiye hiç yapacaksın. Tepe noktası bu yalnız. Dikkat et. E o zaman hocam çift çizide kalan hop şöyle çizecek olursak. Çift çizide kalan 2A ise çift çizide kalan. Burada kalan da 2A yapar. 4A ise yarısı diğer yarısı da 4A. Tüm alan 8A burası da A. Gerçekten 8'de biri Oldu mu oldu. Gerçi oranlama gördüğünüz zaman tamam temel yapıları bileceksin. Özellikle ve özellikle şunu ve şunu bileceksin. Bunu kendiliğinden de çıkartabilirsin ama bilmen de fayda var. Ama oranlama gördüğünde alan dağıtımı yani ispat tekniğini kullanacaksın. Ben sana burada bunların ispatını göstermiyorum kardeşim. Sorularda biz bunları kullanıyoruz. O yüzden dediklerime dikkat. E hocam aa, burada da bir şey var. Bunu kesinlikle ama kesinlikle bilme. Çünkü ikinci videoda daha kolay bir pratik bir yöntemini göstereceğim. Şimdi biz aslında şunu biliyoruz. Hocam orta nokta olduğu için burası S bölü 4. Burada da orta böldüğü için burası da S bölü 4. Burası da S bölü 8 olmuyor muydu? E buraya da X dersek. Hocam 4'te 1'i 4'te 1'i bir de 8'de 1'i. Bunları topladığımız zaman kaç yapıyor? Hatta 2 ile gelişen 2, 4, 5s bölü 8 yapıyor. Buraya da s'e tamamlamak için 3s bölü 8 kalıyor arkadaşlar. Ezberlemeye gerek var mı? Hiç gerek yok. Hemen geçiyorum zaten. Göreceksiniz neden gerek olmadığını ikinci videoda. Yani son videoda. Bu haftanın son videosunda. Evet burada oranlamalar verilmiş. CF uzunluğu a iken burası 2a verilmiş. A iken 2A'yı yazdık. Ebenin uzunluğu 3K iken A'nın uzunluğu 2K verilmiş. 2K'yı 3K ile yazdık. Şimdi ne yapacağız? Alan dağıtacağız. Değişik teknikler uygulayan arkadaşlar var. Vay kaç sayılar çarpımı falan filan. Şimdilik onları kullanmayalım arkadaşlar. Oranlama gördüğümüz zaman alan dağıtıyoruz. Hadi dağıtalım. İster K'lara göre başla ister A'lara göre başla. Hiç fark etmez. Ben K'lara göre başlıyorum. K'ya göre baktığım zaman tepe noktası burası yapıyor. A'ya göre bakarsam tepe noktası burası yapıyor. Yani bakış açınıza göre çözüm yöntemi de değişebiliyor. E 3K'daki tepe noktası burasıysa e o zaman 2K'daki tepe noktası da orası olacak şekilde bir üçgen oluştururuz. 3K'daki 12 ise 4 katı 4 katı o zaman burası 8 yapar. Şimdi K'lar değişim bitti. A'lara bakacağım. Bu 2A'da kalan kaç? Sakın 12 deme. 2A'dan A'ya geçiş yapacaksın ya. Hocam 2A'daki toplam ala 20 Yani tepe noktası A. O zaman 2A'daki tepe noktası A olan alan 20 ise A'daki de tepe noktası A'ya kadar geldiğinde 2A'daki 20 ise A'daki de 10 değil midir? Evet. A yarısı 30 diğer yarısı da 30 temel yapıdan dolayı yarısı 30 yarıları bunlar paraya kenar alanın yarısı olduğundan dolayı. E tüm alan ne oluyor o zaman arkadaşlar 30 burada 30 burada 60 oldu. Yani cevap böylelikle 60 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 6'ya. Oranlama var. CE uzunluğu K iken EB'nin uzunluğu 2K verilmiş. Hocam 3K 3K. Oranlama varsa alan dağıtacaksın kardeşim ama diğer yerlerde alan yok. O zaman benzerlikten alan bulacaksın. Benzerlik bağ kelebek var. Kelebekteki oran 3'e 1. Hocam 3A'ya A, 3B'ye B. Özellikle biz böyle uzunluk sorularında ikisindeki oranı yazmıyorduk. Neresi verilmişse oradaki oranı yazıyorduk. Özellikle alan dağıtacağın yerde her yerde. Kelebekte bir oran buldun mu? 3'e 1. 3'e 1 burada da yaz burada da yaz. Her yerdeki oran bize lazım olabilir. Hadi başlayalım. A'da kalan 4 ise 3 A'da e kalan kaçtır? Hocam 4 katı 4 katı 12 yapar burası. B'de kalan 12 ise bak bu sefer tepe noktası D'ye göre bakıyorum. B'deki 12 ise 12 katı 12 katı burası 36 yapar. Sonra ne olacak? Aa hocam bak şurası zaten çıktı. Bu yarısı değil mi? Temel yapılar hep aklınızda bulunsun. 36, 12 daha 48. Diğer yarısı da 48 tüm alan ne olacaktır? 48 çarpı 2'den 96'ya eşit olacaktır. Ya da hocam burası 48 ya burası da 48 olacak buraya da 44 kaldı diyebilirsin. Yani şuradaki alanı da buluruz. Hatta ilk videomuzda böyle üçgenle ilgili soru çözerken alan dağıtırken şöyle üçgen de oluşturmuştuk. Üçgen oluşturarak da yine buradaki alana ulaşabilirsin. Ama gerek var mı burada? Gerek yok çünkü temel yapı var bizim elimizde bunun yarısı olması gerçekten bizim için önemli. Cevap 96 geldik örnek 7'ye. ABCD paralel kenar ABE üçgen. ABE üçgen yani şu doğrusal diyor yani bizde çaktırmadan. Şuraya 18 vermiş burayı 42 vermiş. Hmm, ne yapacağız? Ya arkadaş hiçbir şey yapamıyorsan paralel kenarda alan dağıtım yapacaksın. Paralel kenardaki en önemli şeylerden biri. Hop şu. Hiçbir şey yoksa bütün alan verilmişse temel yapılar aklına gelecek. Bu da köşegen çizdiğimizde yarısı olmuyor mu arkadaşlar alan oluyor. E, tüm alan kaç? Dikkat et paraya kenarda. Tüm alan 60. Tüm alan 60 sa burası 30 olur. Burası da 30 olacak. Yani buraya 12 mi kaldı? Evet. E sonra ABE üçgenin alanı isteniyor. ABE. Valla şurada kalanı bulduk. E, burada üçgen bak üçgen üçgen bilgisi üçgen bilgisinden vazgeçme ben vazgeçmiyorum valla. E burada alanlarda bir oran var. Alanlardaki oran 18 bölü 12. 18 bölü 12 alanındaki oran tabanlardaki oran eşit değil midir? 6'ya bölü 3, 6'ya bölü 2. Yani 3'e 2 oran var. Hocam 3K'ya 2K burası. Ne işimize yarayacak hocam buradaki oran? İster şöyle yap. 5K ise 5K deyip şuradan temel orantıdan oran bul. İstersen şöyle yap. Hocam şurada bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 2. Alanlar oranında o zaman 9 bölü 4 deyip oradan yapabilirsin. Ya da 3'e 2 oran var ya. Burası 3A ise burası 2A diyebiliriz. Kelebekteki orandan dolayı. İstersen temel orantıdan da diyebilirsin tabii ki. E sonra 3A'da kalan 12 ise tepe noktası C'ye göre baktığında bak üçgen 2A'daki 4 katı 4 katı burası da 8 olur. ABE üçgenin alanı ABE 30 burada 12 burada 8 burada. Yani topladığımız zaman kaç yapıyor dostum? 50 yapıyor. Valla sen bu işi öğrendin. Bence öğrendin değil mi? Niye? Çünkü eski bilgilerle yapıyoruz ya. Eski bilgiler ya. Bir de paralel kenardaki temel yapıları bileceksin alan dağıtma falan filan başka da bir şey yok. Geldi örnek 8'e. Aşağıdaki ABCD para paralel kenarı DE ve BF paralel doğrulu parçalarıyla 3 eşit alanlı bölgeye ayrılıyor. Dikkat et. ÖSYM sınavda bunun benzerini sordu. 3 eşit parçaya ayrılmış bu alan. Hımm. Hocam burası A, burası A, burası A. Tüm alan 3A. E ne yapacağız? Bak alan dağıtmayla ilgili. Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam paralel kenarın alanında yüksekliği düşünürüm. Üçgenin alanında da yüksekliği düşünün. Burası H, burası H. İşte a çarpı h bölü 2 üçgenin alanı, b çarpı h da bu alan eşitliğinden yola çıkabilirsiniz. Ya da ya paraya kenarda genelde böyle alan dağıtmayı biliyorsak temel yapılarda da kullanacağız. Temel yapı dediğimiz nedir? Hop köşegen çizmek. Ya şu köşegen çok saçma olmuyor mu arkadaşlar burada? Ya biraz parçalıyor burada alanları. Sanki böyle bölmek daha mantıklı olacak değil mi? Evet. Paraya kenar tüm alanı 3 aydı. Hocam burası 3A bölü 2 3A bölü 2 olacak. E bölü 2 ile uğraşmayayım. Ben buraya 6A diyeyim tüm alana. Yani şuradaki alanlar hep 2A 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 olsun. E hocam tüm alanı 6A iken burası 3A burası da 3A olacaksa eğer burası da A burası da A olur mu? Olur. A 2A'ya A. Hocam 2'ye 1. Üçgendeki alan tabandaki orana eşit değil midir? Evet. Yani burası 2K ise burası K mıdır? Aynen öyle. Hatta burası da K burası da 2K oldu mu? Oldu. Tamam geldik aşağıya. Biz burada oranlamaları bulduk. 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde. Şuraya yazalım o zaman. Hocam 2K'ya K. Burası da 2K'ya K. Şurası 2K'ya K. Burası da tam tersiydi. K'ya 2K şeklindeydi. E sonra ne yapacağız? Şimdi taralı bölgenin alanının paraya kenarının alanının oranı nedir diye soruluyor. Hocam bir kere burada bunlar birbirine eşit ve şunlar birbirine paralel mi? Ya da şunlar paralel mi? Paralel. Yani şuradaki şekil paralelkenar mı? Kesinlikle paralel kenar. Ya da paralel çizgilerle demiş mi? Demiş zaten. Hocam şunlar paralel. Bunlar da paralel olduğundan paralelkenardır burası. Ya da şu paralelliğe baktığımız zaman direkt şurada oranlamaları yazalım. Alan dağıtma yapacağız ya ondan dolayı. Hocam ikiye bir oran var. E 2 A ise burası da A'dır. E hocam şurada da bir paralellik var. Şunlar paralel. 2'ye bir oran var. 2'ye bir orandan burası da 2 A. Şimdi burada benzerlik alan ilişkisi 2 bölü 3. Ya istersen oranlamadan böyle üçgenler oluşturup da dağıtabilirsin ama benzerlik hatırlayalım. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani burası 4A iken burası tamamı 9A 5A kaldı. Sonra ne yapacağız hocam? E sonrasında şu işte. E, alan da açacağız. Bak 3A'da kalan ve 2A'da kalan tepe noktaları değil, değil, de değil mi? 3 A'daki kalan 9A ise 3 katı 3 katı. Burası da 6A mı olacak? Evet alanları bulduk. E hocam bak bu bunun simetriği. Değil mi? Aynen öyle simetriği. Bu 4, 5, 6 diye gittiyse bu da 4, 5, 6 diye gitmez mi? Gider. Ya da hocam burası 2K'da kalan buradaki 2K'da kalan birbirine eşit olacak mantığından da gidebilirsin aslında. Ya da hocam bu yarısı e bu da yarısı. Burada da B'li yazacaksın benzerlikten. İşte 4B, 5B, 6B olacak. Yarısı yarısı eşit olduğundan bunlar da A, A, A olmak zorunda. Yani 4A, 5A, 6A olmak zorunda. Taralı bölgenin alanının yani 5A bölü bizden paralel kenarının alanına oranı nedir diye soruluyor. Tüm alan kaç? 15A burası 15A. Tüm alan 30A oldu. Yani cevap 1 bölü 6'ya mı eşit oldu? Evet. Arkadaşlar ÖSYM e benzerini sormuş. Lütfen dikkat. 8. soru 1 bölü 6 geldi. Geldik 9'a. A Aa, oranlamalar var. Hocam demek ki alanı dağıtacağız. Demek ki oran bulacağız. Buradaki oranı ya da buradaki oranı bulacağız. Nasıl buluyorduk oranı? Bak önce oran bulma isteniliyor bizden. Oran bulmak için hocam şuradaki mantığı kullanacağım. E'den ya dışarı doğru paralel çizeceğiz ya da içeri. Biz neyi seviyoruz? İçeriyi seviyoruz. Daha önceki dersimizde anlattık bunu. A ama çizdiğimizde hem kelebek oluşsun hem temel orantı oluşsun. Oluştu mu ikisi de oluştu. Hocam burada hatta orta taban var. Şunlar eşit olduğundan dolayı. Burası K ise burası 2K. E burası da 2K. Toplam 4K burası burası da 4K. Şimdi dikkat. Hocam şuradaki kelebekteki oran. 1'e 4 alanlardaki oranı da yapıştırabiliriz ama olsun. Burası A burası 4A yazabiliriz. A 4A'da kalan 12 ise bak 3 katı 3 katı. O zaman burası da 3 olacak. Tüm alan isteniyor. Tüm alan isteniyor. Buradan sonrasında da yine oranlamaları yazıp alan dağıtabilirsin. Ama ben şu temel yapı dememiş miydim arkadaşlar? Şuradaki alana dikkat et. Burası bak eşit bölmüş. Eşit böldüğünde bu tüm alanın dörtte biri değil miydi? O yüzden temel yapıları bilmek e, ekstradan bu temel yapıyı bilmek işini kolaylaştırır. E o zaman burası hocam çift çizdeki alan burası kaç? 15. 15 çarpı 4 de bize tüm alanımı verir. Çünkü burası 4'te 1 olduğundan dolayı cevap da böylelikle 60 oldu mu oldu. Ha hocam aklıma gelmedi. Alan dağıtarak buradaki oranlamaları da yazarak alan dağıtarak yine sonuca ulaşır mısın? Kesinlikle ulaşırsın ama sana tavsiyede bulundum. Temel yapıları bil. Tamam. 9. soruyu 60 bulduk. Geldik 10. soruya. Renkleri haricinde özdeş olan 3 paralel kenar şeklindeki kartonlar aşağıdaki gibi üst üste konulmuştur. Paralel kenarlardan birinin uzun kenarı kısa kenarına oranı 5 ve alanı 20'dir. Tüm alan paralel kenarlardan bir tanesinin alanı 20. Aklımızda bulunsun. Ve paralel kenarlardan birinin kısa kenarı k iken uzun kenarı ne olacakmış arkadaşlar? 5k olacakmış değil mi? Evet. Şunu da şöyle yazayım. Şurası da 5k diye yazayım. Şekilde gösterilen kırmızı kenarlar birbirine paralel olduğuna göre şeklin görünen yüzünün alanı kaç birimdir? Ya hocam burada işte bir alan 20 ise 1 2 3 tane alan var. Cevap 60 olur diyenleriniz olacaktır ama şeklin görünen yüzeyinde sen bu alanı hesapladığın zaman ya da ilk önce şu alanı hesapladığın zaman sonra bu alanın tamamını hesaplarken burayı görüyorsun ve burayı görüyorsun. Yani sen burada bunu ayrı buna ayrı hesaplayacaksın. Burada da şunu ayrı buna ayrı hesaplayacaksın, değil mi? Ya işte. Buradaki bu sorunun inceliği de bu. Dikkat. Şunlar da birbirine paralel verilmiş. Çok güzel. Şimdi dikkat. Ben şunu şöyle çizecek olursam. Hocam şu kenarla şu kenar paralel zaten. Şurada bir paralel kenar oluştu mu? Oluştu. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Hocam bunlar da paralel. Sarı paralel kenardan dolayı. Hatta yine aynı şekilde. Şunlar birbirine paralel. E hocam bunlar da birbirine paralel. E tamam. Çok güzel. Burası K. E hocam burası da K. 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 Demek ki alan dağıtımı yapacağım. Çeyrekteki soruyu hatırlıyor musun? 8 eş kartondan oluşan soruyu hatırlıyor musun? Aynı oradaki mantıktaki gibi yapacağız. Şimdi dikkat. E, hey hocam, H hocam. <laughs> Şimdi ne yapacağız burada? Ben tamam şuradaki kestikleri bölgenin alanına A diyeyim. Hocam, K'da A ise. o 5K'da kalan Sonuçta yükseklikleri aynı değil mi? Paralel kenar bir böyle bu tarafa eğik bir de öbür tarafa eğik. Önemli değil ki buradaki yükseklikle yani sen buradan bir yükseklik çizsen buradaki yükseklik aynı değil mi? Amaç zaten burada alanı dağıtırken yüksekliklerin aynı olmasıydı. Yani K'da kalan A ise 5K'da kalan 5A değil midir? Evet. Ya da şöyle diyelim burası 5K ya 5K'daki toplam alan kaç arkadaşlar? 20. O zaman K'da kalan kaç olacak? 5 katı 20 ise K'da kalan da 4 olacak? Evet. K'da kalan 4. E 4'ü bulduk. Kestikleri yerdeki bölgenin alanını bulduk. Şimdi alanı hesaplayabiliriz. Arkadaşım şimdi hesaplayalım. Şu toplamda şuradaki görünen yüzeyde bunun hepsini görüyorum. Elimde 20 var mı? Var. Bak şurayı hallettim. Şu kısmı hallettim şu paraya kenara. Sonra gelelim şuradaki paraya kenara. Hocam bunun tamamı şu yeşil turkuaz diyelim. Turkuaz toplamda 20. Bir de burada 4 var. 20'den 4 çıkart. 16 yapıyor şu görünen yüzeyler bunları hallettik. Sarı da hocam tamamı 20. Şurası üst üste gelmiş. 4'ü çıkartacağım. Yani buradaki toplamı sarı alanda kaç yapıyor? 20'den 4'ü çıkartacağız. 16. Yani topladığımız anda kaç yapıyor? 52 yapıyor. Mükemmel bir soru ya. Gerçekten çok hoş bir soru. Yani şu karton sorularına lütfen dikkat edin. Bir buradaki karton, bir de bak geliyorum 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 geliyorum. Bak şuradaki karton. Şu sorular gerçekten mükemmel sorular. Paraya kenarda da alan dağıtmayla ilgili gerçekten hoş sorular. Bunlar sizi geliştirecek olan sorular. Lütfen dikkat, tam böyle sınava yanında. Bu da bu sene güncellediğim sorular arasında gerçekten mükemmel, mükemmel, mükemmel. E evet, şöyle bir not yazmışız arkadaşlar. Yamuğu işlemedik ama bununla ilgili sorular çözeceğiz. Yani paraya kenarın içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Normalde yamuk konusunu işledikten sonra şu tür sorular bizim için çok çok daha kolay olacak. İşte alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 mantığından yapacaksın mesela yamuğun alanını bulurken. Paralelkenarın alanını da taban çarpı yükseklikten yapacaksın. Ama daha yamuğun alanını göstermediğim için burada yamukla ilgili bir özellik söyleyeceğim. Aa hocam yamukla ilgili özelliği şimdi niye veriyorsun? Kardeşim üçgenden çıkıyor zaten bu. Biz üçgende ne diyorduk? Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde yani yüksekleri aynı olan üçgenlerde 2K'de kalan 2A ise 3K'de kalan 3A diyorduk. Mantıklıydı. Tepe noktalarının aynı olması yani yüksekliklerin aynı olması demek. E, i̇ki paralel doğru arasında ters düz üçgen olduğu zaman da zaten buradaki yükseklikle şuradaki yükseklikte yine aynı olmuyor mu oluyor? Yani ters düz üçgenlerde de biz bu mantığı kullanabiliriz. Yani 2k ve 3k ise eğer burası 3k'da kalan 3a ise iki paralel doğru arasında oluşan üçgenlerden bahsediyorum. 2k'da kalan da 2a diyebiliriz. Bunun mantığı zaten üçgenden geliyor, yamuktan gelmiyor arkadaş. O yüzden bu soruyu da üçgenden çözeceğim ama yamuk konusundan sonra bu soru hatta yamuğun içerisine böyle bir soru koymuş olmam lazım. Bu soru senin için daha kolay bir çözüm yöntemine sahip olacak. Şimdi soruya bakalım. ABCD paralel kenarında AB 5 CD 3 eşit parçaya bölünmüş. Arkadaş burası 3 burası 5 parçaya bölünmüş. Hmm. Bunlar hocam buraya ben A A A dersem bunları da B B B dersem demeyeyim öyle kardeşim. Burası 5 B burası 3 A olacak. Bunların ikisi de birbirine eşit değil mi? Hem 5'in hem de 3'ün katı olanı yaz. Ya da hocam burası 5 burası 3 parçaya bölünmüş ya bunu 5 ile çarp. Her bir parçaya 5 dersin. Burada da her bir parçaya 3 dersin. Tersini koyarsın. Tamam mı? Hatta K yazmak lazım da K yazmaya üşendim. Ya da ne dersin? Hocam 3 ile 5 15 ile birleşiyor. 15 ile 3'e böl 5 5 5. 15 ise 5'e böl 3 3 3 şeklinde oluyor. E burada ne yapacağız? E burada da ters düz üçgenler. Alan dağıtım yapacaksın kardeşim. Yap oluştur. 3'teki alan 3A ise 5'teki alan 5A. Üçgen oluşturmaya devam. Hop yine böyle. Hop yine böyle. Üçgenler oluşturduk. 5'teki alan yine burası 5A'dır. 3, 6, 9'da kalan 9A'dır burası. Burası da 5A'dır. Bak bununla ilgili böyle formül veriyorlar. Formüle gerek yok. Yine sen eski bilgilerinle bunu yapıyorsun. Vay efendim şu yamuğun alanı alt taban artı üst taban toplamıyla orantılı diyorlar. Paralel kenarda işte şu e, tabanın iki katıyla çarpımı diyorlar. Ya karıştırırsan ya orada sıkıntı yaşarsan. Burada ne yaptık? Tabanla doğru orantılı olacak şekilde alanları yazdık. Çok da kolay üçgen bilgisi. Taralı alan bak ne oldu? 8A oldu. Bölü alan ABC'den oldu. 30A mı oldu? Evet. 4'e kaça? 8A mı burası? 8A. Tuma, tüm, alan kaç? 15. 30A galiba değil mi? Evet. 4'e mi bölünüyor? 2'ye bölsek? 2'ye bölerim değil mi? 2'ye böldük. Kaç çıkıyor? 2'ye böldüğümüzde 4. 2'ye böldüğümüzde 15. Cevap böylelikle 4 bölü 15 çıktı arkadaşlar. Tamamıyla üçgen mantığından hallettik ve daha iyi bir şekilde öğrendik sanki. Değil mi gençler? Bence öğrendik. Evet. 11. soru 4 bölü 15 oldu. Ve geldik 5 yıldızlı alana. Arkadaşlar buna da ikinci videoda geçelim. Sonraki videoda yani son videoyu bırakalım bunu. Çünkü bu gerçekten önemli. Onu da parçalayayım. Çünkü videoda çok fazla da uzamasın. Ondan dolayı parçalayayım. Parçalı öğrenmek daha güzel olacak burada. Ayrı bir mantıktan bahsedeceğiz. Çünkü burada ondan dolayı. Lafı çok fazla uzatmıyor. O ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani 11. haftanın son videosu. 4. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.